Herkese merhabalar. Merhabalar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bodrum tatilimize devam ediyoruz. Bodrum'u koy koy gezmeye devam ediyoruz. Bodrum çok güzel valla. 2 haftamızı burada geçirdik. Hala Bodrum'a doyamadık. Hala Bodrum'da her gittiğimiz yerinde hayran hayran bakıyoruz etrafa. Güzel güzel zamanlar geçiriyoruz. Hiç gelmemiş gibiyiz sanki. Aynen öyle. Bugün de günlerden neresi? Tabii ki Bitez. Arkamızda gördüğünüz gibi. Bitez'deyiz. Bitez koyunu gezeceğiz birlikte bu videoda. Evet dostlar, en son biliyorsunuz Türk Bütü Cennet Koyu derken Bitez'e kadar geldik. Bugün artık birkaç gün daha buralardayız. Sadece bugün değil. Evet, 2-3 günümüzü burada geçireceğiz. Aynen, aynen. Şu anda da Bitez İskele'deyiz. Teknelerin olduğu, yelkenlerin olduğu bir yer. Şu anda oradan size bu görüntüleri sağlıyoruz. Bodrum'un bu Bitez koyunun başındayız aslında. Burası çok bayağı büyük, uzun bir koy. Aynen. Biz daha yeni geldik buraya. Bu akşam geldik. Çok heyecanlıyız burada olduğumuz için. Biraz sonra da artık yavaş yavaş gün bitmek üzere. Güneş alçalıyor. Akşamını yaşayacağız. Bakalım neler var neler yok. Orayı göreceğiz. Yarın da bu Bitez'in mükemmel olağanüstü denizine gireceğiz. Bütün günü yarın denize geçirmeyi planlıyoruz. Deniz mükemmel. Bitez'in deniz zaten gerçekten ilk üçe girer. Evet, Türkiye'nin sayılı denizlerinden bence. Tüm koylar içerisinde. Evet. Bodrum'da zaten bir numara onu diyebilirim. Yani bir ya da iki koydan bir tanesi en değerli. Şöyle diyebilirim. Deniziyle, güneşiyle, kumuyla mükemmel bir gün bizi bekliyor diye kesinlikle söyleyebilirim. Şimdiden çok heyecanlıyız. Burada yaşayacağımız 2-3 gün için. Mükemmel bir denize gireceğiz dediğimiz gibi. Bitez akşamları güzeldi. Geçen sene de biz buradaydık. Evet. Güzeldi, gayet keyifli oluyor. Sanatçılar çıkıyor, eğlenceli oluyor. Hem Bitez'in akşamını yaşayacağız birlikte, hem gündüzünü yaşayacağız birlikte bu videoda. Hem Bitez'e özel tatlar var, dondurmalar var, yemekler var. Onları tadacağız birlikte. Aynen. Yani çok güzel, keyifli bir video hepimizi bekliyor. Çökertme kebabı söylediğim gibi. Altında biliyorsunuz patateslerden oluşuyor. Şöyle göstereyim. İnce ince kızartılmış kibrit patatesler var. Üstünde dana eti, sote dana eti, sarımsaklı yoğurt ve salça sosuyla gerçekten buraya özel, Bitez'e özel muhteşem bir lezzet. Biliyorsunuz çökertme kebabı birçok bölgede ve birçok restoranda, şehirde, her yerde yapılıyor. Ama orijinal yeri burası. Çökertme kebabı Bitez'den çıkmış bir lezzet, Bodrum'dan çıkmış bir lezzet. Biz de tabii ki Bodrum'da Bitez'e gelince bu lezzeti tadacağız. Dediğim gibi sabırsızlanıyorum. Önce bir etinden başlayayım. Çok güzel gerçekten. Baharat oranı, etin pişme oranı, yumuşaklığı, lezzeti, gerçekten her şey çok yerinde. Daha önce tabii ki yemiştim ama bu kadar lezzetlisini yememiştim. Her şeyi orijinal yerinde yemeyi seviyoruz biliyorsunuz. Her gittiğimiz yerde oranın özel tatları deniyoruz. Çok güzel. Bodrum'a geldiğiniz zaman mutlaka çökertme kebabını deneyin. Harika. Evet dostlar, şu anda akşam saat 10 suları ve Bitez'deyiz. Bitez'de sağ tarafımız hemen deniz ve plaj. Sol tarafımız ise mekanlarla dolu. Gündüz burada denize giriliyor dostlar. Görmektesiniz zaten. Hemen yolun yani sol tarafı da restoran oluyor akşamları. Herkes buralarda yiyor, içiyor, eğleniyor. Dolayısıyla burada mekanlar var, sağlı sollu. Şimdi hep birlikte bu mevkinin adı, bu yolun adı daha doğrusu, yalı, Bitez yalı burası. Bitez yalıyı hep birlikte gezeceğiz şu an. Hadi hep beraber. Baba, en normal.
Turistler var, çok turist var dostlar. Özellikle İngilizler hat safhada. Bir kez de. Bu şekilde yalı boyunca sağlı sollu insanlar akşam yemeklerinden sonra dolaşıyorlar. Bir kezin tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Her türlü müziği dinleyebilecek olduğunuz, her türlü zevke hitap eden mekanlar var. Bu mekanlara insanlar geliyorlar, oturuyorlar, gecelerini geçiriyorlar. Canlı müzik, canlı performans yapan yerler var. Seni benden ayrı savrulur savrulur saçların hayatım. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Boyunun tek iskelesi şu anda görmektesiniz. Bundan 10 sene önce en az 8-10 tane iskele vardı. Hepsini almışlar denizden. Şu anda tek kalan iskele. Kemal Doğulu'ya mutlaka uğramayı unutmayın. Keyifli saatler geçireceğimize eminim. Bizzat şahidim. Her anın aklımda her kurumun. Sen basınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarında hayatım. Seni sorsunlar benden bir tek ben varım. Her anın aklımda her kurumun. Basınlar asla seni benden ayrı. Savrulur savrulur saçlarından hayatım. Seni sorsunlar benden bir tek ben anlarım. Fırtına felaketim asketim. Yaşlıyor sevişmeden şiddetim. Bir güzel şefkatim. Sevdikçe seni sevip gidiyor. Ölene kadar peşindeyim, bırakmam. Evet, yalının, İtez Yalı'nın sonlarına doğru geldiğimizde oteller bölgesi var. 5 yıldızlı oteller bölgesi. Burada canlı performans sahnesi var. Canlı performans sahnelerinde her akşam birileri çıkıyor. Şimdi de onları göreceğiz hep birlikte.
ediyoruz. Margarita. O zaman söylüyoruz. Ne söylüyoruz? Come on, come on, come on. Adım attığımızdan beri zaten bu denizin güzelliğinden bahsediyoruz, sizi biliyorsunuz. Gerçekten de 2 haftadır Bodrum'dayız. Bodrum'un bütün denizleri birbirinden güzel. Ama gerçekten ilk 3'e, belki ilk 1'e girecek deniz şu an Bitez denizi. Ne kadar berrak olduğunu görüyorsunuz zaten. Ve şöyle bir şey var. Biz şu an kıyıdan aslında bayağı uzağız. Bir 30-40-50 metre uzaklaştık. Ama su hala dizlerimizde. Asla derinleşmeyen bir deniz var Bitez'in. Evet, buranın böyle bir özelliği var dostlar. Dolayısıyla berrak bir denize girmek istiyorsanız Bodrum'da Bitez birebir bir koy. Gerçekten çok güzel. Zaten Bodrum merkezden sonra Bardakçı Koyu hemen peşine, Gümbet hemen peşine de Bitez geliyor. Bodrum merkezde arasında yaklaşık 5-10 dakikalık bir mesafede, yani toplam araba süresi 10 dakikada buraya gelebilirsiniz. Ve bu koyda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Gerçekten güzel bir denize girmek istiyorsanız Bodrum'un bu muhteşem güzide koyuna mutlaka uğrayınız. İlerliyoruz. Yaklaşık 60 metre ya da 70 metre civarı kıyıdan uzaklaştık. Evet. Hala belimizde. Hala belimize demiştik. Bir de şu an önümüzdeki insanları da görüyorsunuz. Çift kamerayı açık size göstermek için. Öndeki insanlar da bizden bayağı bir ileride olmasına rağmen onların da hala su bellerinde. Aynen. Dubalara gideceğiz şimdi. Karşınızda gördüğünüz küçük ekranda. Dubalara gideceğiz. O dubalarda da yine belde görünen o. Asla yüzemiyorsunuz denizde. Denizde yürüyüş yapmayı seviyorsanız bu deniz tam size göre, bize göre. Aynen. Deniz o kadar berrak ki içindeki canlıları görüyoruz şu an. Onu gösteriyor bana ama bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şöyle bir
Aynen. Şu anda görüyorsunuz. Gerçekten çok berrak bir deniz. O gördüğümüz şey ne? Bunun adı şey. Bunlar çok sevimli bir balıklar aslında. Tipleri çok güzel. Bu yavrusu herhalde, ona da aklıma aynen gelmedi ama aynen, gerçekten deniz canlılarını görebiliyorsunuz. Çok güzel. Evet dostlar, dubalara geldik neredeyse. Gelmişiz bu arada gerçekten. Şu dubaları aslında buraya koymaların hiçbir anlamı yok. Çünkü beline gelen bir denizde kimse asla boğulamaz herhalde diye düşünüyorum. Aynen. Aynen. Şöyle göster istersen son tarafa doğru. Şu anda sahili görmektesiniz. İnsanlar yürümekte. Biz yaklaşık 100 metreyi bulduk. Bayağı uzaklaştık. Ve hala belimizde. Belimize aynen bile gelmedi hatta. Belimize bile gelmedi. Tam sevgilimin istediği deniz. Evet, ben bayılırım. Benim denizde ayağım yere değecek. Bir tez yalılarını görmektesiniz karşınızda. Çok büyük güzel ekranda. Ya, çok güzel. Evet, bir tez yalıları buranın en güzel evleri, en değerli evleri dostlar. Dolayısıyla burada gerçekten bir yaz geçirmek bile ömre bedel olsa evet, gerek. Biz de biraz önce onu konuşuyorduk. Bir yaz sezonumuzu burada geçirelim komple diye. Aynen. Bitez hem en sevdiğimiz deniz, en sevdiğimiz yer ve gerçekten aynen çok güzel. Aynen. Evleri çok güzel. Bu şekilde bir koy dostlar. Şu ileride görmüş olduğunuz epey bir ileride görmüş olduğunuz koyun sonlarına doğru orada bir su sporları yapma durumu söz konusu. Orada herkes sörf, işte rüzgar. Orası daha rüzgarlı bir bölüm. Rüzgarlı bir bölüm. Rüzgar aynen alan tarafı. Rüzgar alan tarafı. Orada daha böyle sörflerin yapıldığı, daha böyle rüzgarlı sporların yapıldığı bir su sporları bölümü var. İnsanlar orada bu hizmetlerden faydalanabiliyorlar. Dolayısıyla burada bir çocuklar için sanırım küçük bir yelkenli okulu var. Aynen. Sabahları insanlar çocuklarını buraya bırakıyorlar. Bu küçük yelkenleri kullanmayı öğreniyorlar. Sörf aynen yapmayı öğreniyorlar. Aynen. Aynen. Rüzgar gerçekten çok yani gelişmiş, nezih, kaliteli bir bölge. Müthiş, İnsanlar olarak bir öyle, yaşam tarzı olarak öyle. Gerçekten Bodrum'un nezih yerlerinden birisi. Burayı öneriyoruz dostlar. Kesinlikle öneriyoruz. Evet dostlar, Arena Beach'teyiz. Arena Beach bizim şu anda en popüler beachlerinden. Buraya mutlaka uğrayın. Denizi çok güzel, plajı çok güzel, kumu çok güzel. Buraya gelip eğlenmenizi de isteriz. Çünkü burada eğlence de var. 3 ile 6 arası gündüz her gün düzenli olarak happy hour yapılıyor. Dolayısıyla da burada canlı performanslar da var. Akşam belli bir saatten sonra ünlü sanatçılar çıkıyor. Pascal Numa'sından tutun Kemal Doğrusu'na kadar. Ve şu anda biraz dolaşalım isterseniz Arena için. Seviyorsanız biraz da kafa dağıtayım diyorsanız.
Evet dostlar, Arena Beach Club'dan çıktık. Şimdi arkamızda farkındaysanız kocaman Bitez koyu var. Evet, ve karşımızda Bitez yalıları var. Görmektesiniz. Sizlerle bu koydaki son saatlerimizi yaşıyoruz. Evet, artık Bitez'den gidiyoruz. Çok güzel bir iki gün geçirdik burada. Hem sabahını hem akşamını yaşadık. Çok güzeldi Bitez. Bitez deniziyle, havasıyla, güneşiyle, ortamıyla, bu güzel koyuyla, güzel insanlarıyla, kalitesiyle gerçekten çok güzeldi. Yani Bitez bizim unutulmayacak anılar yaşattı tekrardan. Burada olmaktan mutluyuz ama artık hani yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor. Burada inanılmaz bir huzur var. O Ege huzuru burada gerçekten Bitez'de hissediyorsunuz. Yani burası çok güzel, koyu çok güzel. Size son kez bir göstermek istiyoruz. Aynen, şöyle görüyorsunuz. Denizi müthiş, doğası müthiş, doğası müthiş. Biz de şu anda... Artık akşam oldu bu arada, saat 7-7.30 falan ama insanları hala görüyorsunuz, denizdeler. Aynen. Çünkü bu deniz asla dalgalanmıyor, asla soğumuyor, derinleşmiyor. Gece geç saatlerde bile denize girenler oluyor. Yani Bitez gördüğünüz gibi çok güzel, anlatılmaz yaşanır Bitez. Artık yani bundan sonraki süreçte bir başka koyda tekrar... Bizden bu kadar gün ayırabildik. Çünkü daha Bodrum'a gidecek hala çok güzel koy kaldı. O kadar gezdik her yerin Bodrum ama bir bu kadar daha var. Aynen. O zaman artık bir sonraki videoda, bir sonraki güzel Bodrum koyunda görüşmek üzere diyelim o zaman size. Bye. Hoşçakalın. Bye.